Selam. Hoş Ne oluyor? geldin abi. Ne oluyor? Hoş bulduk. Kim bu? 5 Kim bakalım? dakikadır dinliyorum burada ama müdahale etsem mi etmesem o kadar heyecanlı geliyor ki sesiniz şey yapamadım. Senin oyunumuzun kopma noktası şu an. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selamlar tekrardan. Nasılsın? Alp. İyidir. Biraz uykusuzum öyle takılıyorum. Duydum ki Siz bana nasılsınız? Bazooka VS teklif etmişsin. Evet. Bazooka VS mi? Evet, bazuka. Komple ekibe. Komple ekibe, ekipçe. Aa biz Evrim'le beni de alıp şey yapıyor, oranları sıfırlıyor abi. O zaman... Bir saniye. Ne zaman yapıyoruz? Bazuka VS teklif geldi bize. Mendebur Lemur'dan, 3 boyutlu yazıcıyla dünyayı craftlayan adamdan. Ne Şimdi... bazukası abi bu? Patates bazukası mı? Aynen. Şimdi onun orta boyu var bende. Bugün büyük boyunu sipariş ettim. En Büyük büyük boyu... boyu Kaç da. metreye sıkıyor abi? Abi metresini bilmiyorum ama bendekinin iki katı. Bendeki bir 400 metreye Kaç falan santim gittiğini sendeki? söylüyor. 400 metre. Yani 400 metreye gidiyormuş bu. Dur bakayım boyutlarına. Şu an emin olamadım. Boyutlar Vallahi çok yiyeceğiz. önemli. 400 metreye ben bile Başkanım. gitmiyorum. Seni de fırlatırım Tamam, o zaman Biraderim güzel bir iddia koyalım. Nasıl yapacağız? Birbirimizi mi vuracağız? Öldürür mü? Öldürür herhalde 400 Ya metreden bulan biz bir şey. yani o işe girmeyelim biz. Hedef vurmaca Yani birbirimize yapacağız. atalım, birbirimize. Çok güzel olur. Hani daha zevkli olur. Yani Birbirini kullanmamak eğer hedeflerden biri ben olmayacaksam kabul. Ayda. Abi bendeki 31 inçmiş. Yeni aldığım 31 59 inç. inç. Evet, yenisi 59 inç. Yani bir dakika 31 inç kaç santimmiş? Vurma, 78 vurma, santimden vurma. Kafana. Ben özel güçlerini mi kullandım? 38 ne ya? Abi 78'den 150'ye çıkıyoruz. Yani tam iki katı gücünde bir şey geliyor. Of. Kaç metre atıyormuşum? Ses gelmiyor şu an. Sen direğe hazırlan bu arada. Direğe hazırlan sen. Tamamdır Ya abi. ama bu bendekinde en az 150 fazla atsa 600 metre falan gider herhalde. 600 metre. 600 metreden bir şey vurmaya çalışmayalım ama. Ne Bu vururuz? olmaz. Vururuz ya, ben vururum. Abi ben 1,5 metreden vuramadım ya, utandım ya. Selam. Dur ben şimdi bakacağım ona. Evet. Ölçüm Nerede çektin yapmıyoruz, abi video sen bunu? çekiyoruz. Tarlada ne ölçüm yapıyorsunuz mu dediler sana? Video çekiyoruz, ölçüm Bir yapmıyoruz. şey Ya onun diyeceğim. yanında... Hı. Ha, şey bunu neyle patlatıyorsun? Abi içine saç spreyi Lemur'un sıkıyorsun. dramı Saç bu spreyin olmadı. içinde yanıcı bir gaz var. Ya da başka bir şeylerle de yapıyorlarmış. Onlar da daha da şey oluyormuş. Sesten içime huzur Yani doluyor. farklı kimyasal Oradan mı denemedim bu? daha. Adamlar mı Bayağı bunu köye yapıyor? gitmişsin sen video Bilmiyorum. çekmeye. Orada da Bugün şey işte yapıyorlar. Aynen. Bir Her de yer hava çok oradaydı. güzeldi. Bayağı Bizim kalabalıktı. teyze de orada. Arkadan da bizi izliyorlar. Önden de bizi izliyorlar. Ben şu an çok gerildim. Ha, arkadakiler gitti. Tamam. Daha Üçte şey biri gitti. kayıt dışında olan Selam şeyler Yunus'a. var daha. Amcalar Açamıyorum yani. geldi. Açamadım. Ne? Olmuyor. Onlar da ölçü Bir yapıyor milyon sanki. ses Yani çıkarıyor mu ya o? desteğiniz için çok teşekkür Çıkarıyor ederim. ya. Daha çılgınca videolar gelmeye devam edecek. Abi bir şey Tekrar. soracağım. Patates nasıl geçiyor onun içinden? Yani tam patates boyutunda mı o şey? Hayır abi, patatesin üstüne bastırıyorsun. Bir sahnesinde gözüküyor hatta Ha, içinden birazcık. geçecek şekilde mi ayarlıyorsun? Aynen. Patatesi üstüne Ha, bastırıyorsun hiç hava boşluğu ucunu. kalmıyor değil mi o zaman? Aynen. Orada şey yapmışlar. Çok Kesecek şekilde teşekkürler. ayarlamışlar Şimdi patatesi. kısaca mantığı anlatıyorum. Herhangi bir Ha. büyük boy bir Ya şey patates muhabbeti. alıyorsunuz. İlk tabancalar Gerekli var ya, şu önce kısmı barut, sonra bastırıyorsunuz. pamuk, Ucunu böyle sonra kontrol taş şeklinde koyuyorsun böyle falan. yapacaksınız. Onun Bu arada ilk defa patates deneyeceğim. versiyonu Sadece gibi düşün. videosunu izledim ve hiç şey yapmadım, denemedim. Adam öldürür mü acaba ya? Sonra herhangi bir dal parçasıyla bunu ittiriyorum. Şey Patatesin diyordu. önüne Ucuna bir inç taş falan koyarsan kadar mı ne öldürür. öyle bir şey diyor ama ben buradan bir inç kalıp Bu kalmadığımı şekilde de tam yaralar. hatırlamıyorum. Şimdi içine 4 saniye boyunca sprey sıkacakmışım. Sadece saç 2, spreyi mi, özel bir şey var 3, mı? 4. Valla Azıcık az sıktım. kullanım Ben galiba ilk kılavuzunda denemeyi kaliteli yapacağım saç için spreyi korkuyorum. kullanın yazıyordu. Şimdi bastığımda gidecek. Onun Harun dışında gözünü tak. Şöyle ilk önce bir yere etil dolaltmayı alkolle falan düşünüyorum. Çünkü yapanlar orada teyze varmış. meyze O var. daha Orada tehlikeli Harun nasıl olabilir yapacak tabi. ki hemen? Çok bekledim bir Bir de. ateşleme mekanizması mı var içinde? Yakıyor mu? Ne yapıyor? Ha aynen şey çakmak gibi bir ateşleme Peki mekanizması var çok mu içinde. sert şeyi patlamıyor mu yani dışarıya doğru sonuçta ittirecek ya?
Saç spreyiyle patlamıyor. Bizim ama kitle şey biraz bak, kar topun içine taş koyan adamlarız diyor. Şimdi sen bize komple challenge attın ama biz burada yani taşta ola... Ya şimdi bunu ben normalde kendim yapacaktım. Bunu evde kendin yapabiliyorsun. Şey gidiyorsun, kanalizasyon boruları falan, böyle şey kalın borular alıyorsun falan. Ama videolarını izledim, milletin elinde falan patlamış. Tabii canım bu öf, yani. Çok kötü ya. Aynen, onu gördükten sonra dedim ki ben hazırını alayım. En azından hani denenmiş, test edilmiş, fabrika onaylı bir şey alayım dedim. Hiç riske girmedim. Aptal eğlencesi mi yazıyor üzerine? Ne demek o stupid falan? Aynen, aptalca bir aptallar eğlence gibi. Aptallar bunlarla eğleniyor diyor. Biz de eğlendik o zaman hep beraber. VD40'la falan. Ya bilmiyorum, farklı bir şeyler deneyebiliriz. Benim aklıma şey geldi ama cesaret edemedim. Patatesin önüne torpil yak abi. Ondan sonra tam patlayacağı sırada atsan. Ama işte ikisini çok iyi senkronize etmek lazım. Ben ederim, benim pyromancy perk'üm var. Ateş uzmanlığım var benim. Ne ateşler yakıyorum. Ama her torpilin patlama şeyi aynı olmaz saniyesi. Fitile göre. İşte evet, çok... O birazcık şansa bağlı oluyor ve elinde patlar şey mı acaba havaya diye. Havaya dikin mi çavaya? Basit bir şeymiş. Ya havaya dikemedim çünkü şey oldu. Boş arazide sürekli insan vardı. Dediler, şişeler, o işte teyzeler vardı. Bir de şey de var. Arka tarafta metal bir şeyler yapan, böyle metalden canavarlarla falan çalışan insanlar vardı. Hiçbir tarafı boş değildi tarlanın. Yani bu açıda da şey zaten her yere, orada tek bir 100 metrekarelik bir arsada çektim onu. O yüzden şeyi deneyemedim. Yukarı ya da ileri atmayı deneyemedim maalesef. Birazcık havalandırıyorum. Eskişehir'de varsa büyük bir arazi deneriz ama. Ben seni size götüreceğim de şey, yavaş atıyormuş gibi geldi bana sanki. Kameran yavaş çekin be. Bu alet çok güçlü. Korktum. Ben de... Bir sahne... Buralar ağır çekim. Ha tamam okey. Patlamıyor. Komik patladı. Ne olur ya, mor artır herhalde sırtına falan gelse insanı ya. Bilmiyorum ki ama 400 metre atıyor diyorsun. 400 metre giden bir taş. Yakın mesafeden ciddi mor artır. İç kanama falan yapar yani. Bu arada videonun renklerini çok kötü ayarlamışız ya. Yok yok, sende bir sıkıntı yok. Benim dijital vibrası açık o yüzden. Ha sende tamam. Sende hiç sıkıntı yok. Tamam o zaman. Telefondan bak anlarsın yani. Bak babamın bana kardeşim daha güzel vuruyor. Efendim? Nasıl çalışıyor? Yani yapamadım başta. Kırarsa 300 lira. Biraz böyle yapıyorsun abi. Burada buralarda bir yerde tam Harun atarken dur. Anlayacaksın. Dur bakayım. Net trin. Dur parasını eder miydiniz? Aynen. Vursaydı şişelerden birini 300 lira verecektim. Miktarına bağlı. Oo güzel iş. Tamam. Sen seviyor kumar o zaman. Kır onu. Ama yani, o öyle anlık bir gazdı. Şimdi sizinle düşündüm. Yok, yemedi. Her birinize 300 lira desek, her seferinde vursan yok. Ama kazanırsan hemen seri 9000 lira oluyor. Nasıl ya? Matematiğim sıçtı benim. 900 lira oluyor. 5 kişi olsak. 50 kişi saydım bizim ekibi. Evet, bayağı bir şey oldu. Bilmiyorum. Mümkünse o işe ya istiyorsan gireriz ya, fark etmez. Gireriz ya, bir şey ya, her attığında bir kadeyi kırmayız. Arada şey olur. Kaybettin ha. 300 lira ver. Karşı bir sürü reklam koymuş video. Kazanıyorsundur yani. 9000 lirayı esirgeme bizden. Çok 9000 bak. 900'den 9000'e çıktık. Ben hafiften bir gerilmeye başladım şimdiden. Senin polar çok güzel ya. Çok enerjik. Bu kamera da var. Onlar Çin'den özel seçiyorum. Hacı bir bilgi versene bizim izleyicilere gelmişken genel. Mesela Çin'den bir şey almak istiyorsan. Bak Çin sevgili Mendebur Lemur burada. Gecenin birinde. Tamam. Nasıl alabilirler? Kaç günde gelir? Güvenli yolları var mı? Hep sakat bir şey mi bu? Güvenli sitelerden alırsanız hiçbir sıkıntı yok. Ne yani var abi mesela güvenli site? Ya AliExpress, Banggood, Gearbest. Benim en çok kullandığım 3 site bu. Tamam. Onun dışında pek çok site var ama yani genel alışveriş için en çok kullandığım siteler bunlar. En çok dikkat etmeleri gereken şey takipli takipsiz kargo diye bir muhabbet var. Özellikle AliExpress'te takipsiz kargo çoktur. Takipsiz kargo posta gibi, mail, mektup gibi gelir. Ne zaman geleceği postacı belli olmaz, göremezsin falan değil mi? Aynen, ve gelmeme ihtimali de var. Hani %70 ihtimalle falan gelir. Ya da şey de var hani, postacı alsa götürse haberin olmaz. Kapının önünden biri alsa haberin olmaz. Yani en önemli kısım
takipli kargo almaları, pahalı bir şey alıyorlarsa kaliteli kargo seçmeleri. Yani pahalı bir şeyden kastım 300-500 doların üstünde bir şey alıyorlarsa hiçbir şey oradan. Takıldı mı gümrüğe? Yani gümrükten alamadığım hiçbir şey olmadı. Takılanlar oldu. Gelince kapıda ama... mı? Önceden ödüyorsun değil mi onun parasında? Ya vergi ayrı, takılma ayrı. Vergi ödemek takılma değil. Tamam, her türlü ödüyorsun da takılma, takıldıktan sonra ne yapıyorsun? Ya takılma bende bir kere oldu. Onu da şeye çağırdılar. Bursa'da yaşıyorum ben. PİM diye bir PTT'nin genel merkezleri gibi bir şey var. Her ilde ondan bir tane var yani. Oraya çağırıyorlar. Oradan gümrük şeyine yolluyorlar. O ildeki gümrük müşavirliği mi artık, ona yolluyorlar. Orada gıcık gıcık memurlarla uğraşıyorsun. Ve gerçekten çok sinir bozucular. Yardımcı böyle, olmuyorlar diyorsun yani. Yardımcı olmamakla beraber rüşvet boyutuna falan götürüyorlar işi direkt. Ama şey yaparsan, yani ben bir tanesine şey dedim. Artık dedim uzatmayalım. Kaç para vergi çıkartacaksan çıkart, ben ödeyeceğim ve gideceğim dedim. Kafasına göre bir vergi yazdı, ödedim gittim hani. Vay be. Öyle. Yani olabilecek en kötü ihtimali o. Ben o kadar alışveriş yapıyorum. Bir kere oldu. Anladım. Onun dışında vergi muhabbeti gayet rahat hani. Kredi kart, DHL'de falan kredi kartıyla ödüyorsun. Adam link atıyor. Normal bir şey alıyormuş gibi ödüyorsun. Oluyor. Ondan sonra vergiler her şey onlar hallediyor. Bir hafta mı? Kaliteli kargolar bir haftada geliyor. Yani DHL, Aramex, ondan sonra yurt içi kargonun bir yurt dışı servisi var. O bazen bir hafta 10 günde falan geliyor. Onun dışında 3 haftayla 2 ay arasında. Uf. Aynen, biri yazmış ben Aralık'ta verdim gelmedi falan diye. O zaman çok teşekkür ederiz bilgiler için. O zaman Eskişehir'e bekliyoruz ya da biz seninle oraya geliriz. 2 tane bazuka. Tamam. Aynen, kargo atarsın. Kargo geldiği gibi ben haber ediyorum sana. Bir şey söyleyeceğim. 5 evet. metrelik hayvan gibi bir hedef koyalım. 400 metre uzağa. Görür mü göz? Görür. 400 metre uzağa. Onu ilk kuran kazansın. Yani netleştiririz biz onu da işte. Buna benzer bir şey yapalım. Tamam. Ya da şey yapalım. O hedefi vuran havuzdaki parayı falan kazansın. Tamam. Öyle bir şeyler yapalım. Okay. Evet, olabilir. Anlaştık abi. Mendebur Lemur'la bazuka videomuz geliyor. O zaman çok sağ ol katıldığın için, baskın için. Ben teşekkür ederim. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Size sanırım senin yayında bitiyor mu hafiften? Benim bitiyor. Bir tane arkadaşım var. O girecek şimdi. Kendisi tamam. Kamyoncu. Kamyoncu. Direncan mı? Evet. Tamam. Abi uzun parlament ayarlayayım mı? Vallahi onlar ayarlı. Her şey hazır. Ya size iyi yayınlar, iyi geceler. Çok çok teşekkürler moruk. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz, haberleşiriz o zaman. Bay bay. Öpüyorum. Sizi de öpüyorum arkadaşlar. İyi geceler. Diren, kamyon sürücüye efkarlanmak isteyen, hadi mertleşmek bakayım. İsteyen. Başladım abi. Aşağıda. Eski öpüyorum. Sevgili muhabbetleri. Aile kavgaları. Filo. Gidiyoruz. I am sexy and I know it.